Merhabalar sevgili Lego severler. Ben Çılgın Legocu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem güzel bir setin inceleme videosunu hazırladım. Ekim 2021'de çıkmış olan 4478 numaralı Mini Disney Castle, Mini Disney Şatosu. 567 parçadan oluşan, Almanya'da 35 Euro'luk olan set arkadaşlar. Sizlere toplu paket açılış videosunda gösterdiğim gibi en favori setlerimden biri. Noel Baba'nın kızıyla beraber sizlere toplu paket en çok favori olan setim arkadaşlar. Bunun inceleme videosunu hazırladım. Ve küçük bir 10 misli daha fazla fiyatıyla tam olarak 35 Euro ile 350 Euro'luk onun da bir de inceleme videosunu karşılaştırmayı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu setimiz Miami'deki arkadaşlar, Florida Miami'deki Disney Castle, Cinderella'nın şatosu arkadaşlar. Disney World'da bulunan şato arkadaşlar. Onun minyatür seti. 21 santim yüksekliği, 14 santim kalınlığı arkadaşlar. Muhteşem güzel bir şato. Güzel detaylı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arkada 2017'de çıkmış olan büyük şatonun rengini görüyorsunuz. Tan renginde. Bu beyaz renginde. Fakat orijinal resimden gördüğünüz gibi bu yeni set tabii ki orijinale daha da yakın. Çünkü orada da beyaz rengi daha da uygun olmuş. Ben şahsen eskisi büyüğü renk olarak bu kadar uymadığını da fark etmemiştim bu set çıkana kadar. Setimize gelmeden evvel küçük bir şekilde kılavuz kitabına ile mini figürümüze bakmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kılavuz kitabımız küçük, böyle şu boyda, gerçi epey formatı güzel ama ne yazık ki çok zor, zırt pırt geriye dönüyor. Yani bir türlü şey yapamıyordum. O yüzden internetten, PDF'den kılavuz kitabını yükleyip öyle yapım aşamasına başladım. Bu kitapla çok rahat etmedim. Fakat boy olarak güzel ama şey olarak o kadar hoşuma gitmedi arkadaşlar. Mini figürümüze gelelim arkadaşlar. Mini figürümüz çok güzel. Şurada bir tane orijinalden bir şey de var. Fakat orijinalde gördüğünüz gibi sarı papyonla, burada beyaz papyon ve bacağında şey var. Beyaz düğmeler var. Bunda yok. Bu 2000 büyük mini Disney Castle'daki ile karşılaştırırsak arkadaşlar, kafadaki mold aynı, mold olarak aynı fakat print olarak değişik. Kaşları var bunun. Eskisinin kaşları yok. Fakat gördüğünüz gibi bunda sarı papyon ve düğmeleri, şuradaki beyaz düğmeler var. Ve şöyle eskisinde şurada bir şey var ve burada çizgi var. Bunda o da yok arkadaşlar. Fakat yine de mini figürünü de koymaları benim epey hoşuma gitti arkadaşlar. İçinde 3 tane de mikro figür var. Onun da detaylarına geleceğiz arkadaşlar. Ama şatoya önce beraber bir göz atmak istiyorum. 567 parçadan oluşan arkadaşlar. Muhteşem güzel yapılmış. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten demin gösterdiğim gibi arkadaşlar, 21 santim şey, biraz uzaktan da göstermiş olayım. Şöyle arkadan. Şunların bir bağlantısını sonra göstereceğim arkadaşlar sizlere. 4 tane bağlantı var. Şurada resimle karşılaştırdım arkadaşlar. Şuranın altın renk olması benim gerçi hoşuma gitti. Fakat orijinaliyle epey şey var. Arkada resimde gördüğünüz gibi orijinalinde beyaz köprü var. Ama benim altında gerçekten hoşuma gitti. Renkler arkadaşlar, demin söylediğim gibi eskisi ten rengindeydi.
Benim gerçi çok hoşuma gidiyordu. Şimdiki beyaz renkler epey hoşuma gitti. İçinde ne yazık ki arkadaşlar içinde çok güzel detaylar da var. Onu ama açma imkanımız yok. Epey de stabil yani. Açma imkanımız yok. Açmamız için dağıtmamız lazım. O yüzden sizlere içini de göstermek istiyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle şuradan Cinderella'nın ayakkabıları var arkadaşlar. Güzel detaylı. Ve ayrıca bir de şöyle bir o da print arkadaşlar. Bir de şu da print. Bir de şöyle bir tane de Disney Castle'ın resmi var arkadaşlar. O da print yapılmış. Ne yazık ki içine şöyle bakamıyoruz. Ancak şuradan bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle baksak ancak görebiliyoruz. Işıklandırma ne yazık ki şöyle ışıklandırmayı. Şöyle gözükmüyor arkadaşlar. İçinde iki tane de mikro figürümüz var arkadaşlar. O mikro figürü de göstermek istiyorum sizlere. Tam olarak 3 tane var ama 2 tanesi içine geliyor. Siyah bir tane mikro figür. Yani hiçbir print yok. Bu mikro figürden birkaç tane var arkadaşlar. Yani benim epey hoşuma gitti. Güzel detaylar. Hiçbir yapışkan yok. Hepsi print. Şu arkadaşlar saati gördüğünüz gibi Lego'ya gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bize bunu print yapması, yapışkan olmaması için. O dediğim gibi hepsinin şey olması için Lego'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapışkan olmadığı için arkadaşlar. Ne yazık ki dediğim gibi içinde epey detaylar olmasına rağmen, güzel olmasına rağmen içine bakamıyoruz. İçine bakmamız için tamamen yıkım şeyini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu setin size illa göstermek istememin sebebi arkadaşlar. Şu anda piyasada part of value fiyat olarak en uygun set bu arkadaşlar. Part of value ne demek olduğunu önce bir söylemek istiyorum. Parçaları tek tek satın alınca fiyatı demek. Ve parçaları tek tek satın alma fiyatı arkadaşlar. Şu anda piyasadaki en pahalı set 126 euro tek tek sipariş verirsek Lego üzeri. Bricklink'deki fiyatı 126 euro. Böyle bu set 35 euro yani... Türkiye'de bugün WhatsApp Lego Store'a yazıştım bugün. Ne yazık ki şu anda daha belli değil ne zaman geleceği. Fakat şu anda Lego Exclusive fakat birkaç aya en geç geleceğinden eminim yani. Dediğim gibi arkadaşlar 3.6 misli part of value değeri var. Yani buna yakın hiçbir set yok. 126 euroluk değeri var arkadaşlar. Tek tek alırsak parçaları. Ve bunu ben Disney için gerçekten muhteşem güzel görüyorum. Yeni parçalar var. İlk defa kullanılmış parçalar. İlk defa kullanılmış renkler. Yani şu mavi ilk defa Lego'nun ilk defa kullandığı mavi arkadaşlar. Yani Friends'lerde de yok. Yani bunlar Bricklink bilgileri arkadaşlar. Gerçekten 400 lira tahmin ediyorum olacağı fiyat arkadaşlar. Tabii ne zaman 450 da olabilir. Bunu ben Almanya fiyatından şey yapıyorum, tahmin ediyorum arkadaşlar. O sebeple çok tavsiye edebileceğim bir set almanızı. Yani gerçekten muhteşem güzel bir set. Eskisiyle de dediğim gibi arkadaşlar eskisi 10 misli daha fiyatı yüksekti. Eskisi de bir sene daha piyasada en az kalacağından eminim. Yani Lego'nun bilgileri ve Brickset üzeri kontrol ettim arkadaşlar. Bu sette tam 2024'ün sonuna kadar en az çıkacağı söyleniyor. O bilgiler normalde epey yani doğru oluyor. Yani en az 3 sene piyasada olacak. Yani hemen piyasadan kalkacağını sanmıyorum. Gerçekten güzel bir set ve 10 dakikadan erken kapatmak istiyorum arkadaşlar. Videomu bitirmek istiyorum. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Yarın yeni video geliyor. Hafta sonu sizlere Ninjago'nun 2022'de çıkacak olan setlerini dedikodulardan bahsetmek istiyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego ile kalın.